Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasen ve alhiqna ila salihin. Evet. Bugün artık müptedava haberi gördükten sonra şöyle bir merfuata hızlıca bir göz atalım. Evet ne yaptık? Biz isimleri ayırdık önce fiillerdeki irapları bir gördük değil mi? önce en başta yani en baştan alırsak kısaca şöyle kitabın başından bir özet yaparsak ara sıra yapıyoruz Şimdi de şöyle bir özetten başlayabiliriz en başta bizim kitabımız nasıl başladı olaya genelde zaten kitaplar işte kelamın tanımıyla başlar kelam nedir Çünkü bu ilimde değil mi yani bu nahi ele alınacak konu kelam kelamın kendisi kelam nedir e, kelamın çeşitleri vesaire kelamla başladı. Kelam nedir dedi? Kelamı nasıl tarif etti bize? Huva e, El kelamı huve lafsun muridun murakkebun bilvadi. Evet. Aynen. Huve lafzun mufidun murakkebun bil bilvadi dedi. Sonra kelamı ta tarif etti. Bu her bir tarifin neye karşılık geldiğini anlattıktan sonra kelamın çeşitlerine geçti. Kaça ayrılır dedi kelam? Üçtür dedi değil mi? Enva'ül kelam telasetündür. Bunlar neler? İsim, fiil ve harfler diye ayırdı. Sonra onların alametlerini ifade etmeye başladı. Yani isim, fiil, harf bunların alametleri nelerdir diye. Şuradan da aslında bakabiliriz. Yani bu teşhirimizden. Ne yaptı? Önce ayırdı bu şekilde. Bakın lafzun mürekkebi mufidun bil vada dedi. Her bir kısmı neye denk geldiğini. Ondan sonra aksamül kelam selasetün dedi. Evet. Bakın önce bir isim dedi, ayırdı. Sonra fiil dedi. Sonra harf dedi. Yani şu üç kısmın her birini bu şekilde ne yapmış oldu? Ayırmış oldu. Ve bunların özelliklerini söyledi. İsmin özelliği için neydi bizim şiirimiz? İbni Malik'te geçen. İsmin özelliği. Bil cerri ve tenvini ve nida ve el ve müsledin dil ismi. Açamadım evet. şimdi he, Temyizin hasen. Bil cerri ve tenvini ve nida ve el ve müsledin dil ismi temyizin hasen. Cemil evet. Ne yaptı bakın bil cerri dedi. Cer olmak. Bak cer haft bu da cer demek. Haft da aynı şekilde cer demek. Bakın cer olması. Bil cerri ve tenvini. Tenvin olacak. Ve Nida, Nida'yı almamış burada. Duhul Elif lam. Çünkü yani her zaman her alamet alınmıyor. Çünkü yani bazı kitaplarda ismin 30'a yakın alameti sayılıyor yani. Küçük, güçlü. Bunlar en güçlüleri, en bilinirleri. Ve Müsleddin ismi, isim daima neydi? Müsleddilekti, değil mi? Isim daima Müsleddilekti. Nereden bunu söylüyorduk? Mesela diyorduk ki fiil cümlesinde bakın, cae A diyorduk. Bakın Aliyun. Peki burada ney Müsleddilek, ney müsnedtir? Bakın burada. Ali Müsnedilehtir, fail. Niye Müsnedilehtir? Çünkü biz Ali'ye burada bir şey isnat ediyoruz. Müsnedileht demek kendisine bir şey isnat ediliyor. Ali'ye burada ne isnat ediliyor? Meci isnat ediliyor, meci. Yani gelme fiilinin, değil mi? Gelme fiilinin kendisine yapılıyor, isnat ediliyor. İsim cümlesine gelelim. Diyelim ki mesela ee, Ali, işte Kaimun ee, diyelim bu sefer. Bakın burada burada yine burada isim nedir? Ali mesela değil mi? Ali. Ali burada isimdir. Ee, mü mübteda biliyorsunuz devamlı isim gelmek zorunda. Mübtedanın tanımı neydi? Huvesmun merfu'un vel huvel ismul merfu'ul ari anil avarid şey anil avamilin lafziyeti değil mi? Lafzi amillerden ari olan merfu isimdir. Bakın bu isimdir. Burada Ali isim değil mi? Ama her şey öyle mi? Haber öyle mi? Kaim burada haber ne olabilir? Kaim olabilir. Başka ne olabilir? Yakumu olabilir. Değil mi? Yani fiil cümlesi gelebilir, müfred gelebilir. Veya da der ki kıyamuhu kıyamuhu ceyyidun diye gelebilir. Yani kalkması iyi olan kişidir. Bakın isim cümlesi gelebilir. Fiil cümlesi gelebilir. Veya da ne gelebilir? Şibih cümle gelebilir. Ali Filbeyt der mesela. Değil mi? Filbeyt der. Bunu zaten göreceğiz de. Ya da Favka Favkas ne diyelim? Favkas Sakap diyelim. Çatıda mesela. Bakın hepsi gelebilir haber. O yüzden haber müşterilek değildir. Burada nedir müşterilek? İsimdir. İsim müşterilek. Niye? Ali'ye biz ne istat ediyoruz? Bir. Sırasıyla bakalım. Ali Kaimun dediğimizde Ali'ye kıyamı Thank you. İkisine de hocam, eee mazinin de başına sene, gelir mi Tahkik e, ifade eder. Eee muzari'de takrib evet, takrib yakınlık. Evet. Bazen taklil miydi o da hocam? Bazen. Eksi, aynı. Müstakbeli ifadedir hocam. hocam. Evet. sakin olan temiz harfi. Çünkü fiillerde bu temiz sakin harfi sakindir. T k, u sakindir. İsimlerde de tam tersi harekelidir. O yüzden isimle fiil arasında bu şekilde ayrım yapılır. Bakın bunun dışında yine ne var? burada harfi cellerimiz var. Bakın harfi celler. Harfi celleri saymadık. Harfi celler nedir? Bunlar da ismin alametleridir. Harfi cellerimiz kaç tane var? 20 tane hariclerimiz var bizim. Ortalama 20 tane harfi var. bazıları ihtilaflı olmakla birlikte bu da şiirde değil mi gördük bunu. Hake huruful cerri ve hiye min ila hatta hala haşe ada fi an ala mid rub mid muzrub ruba lam ki lam ba ve ve meta biz zahiri husus ve hatta وَالْكَافُ وَالْكَافُ وَرُبَّ vel وَالْوَا وَرُبَّ وَالْتَّا diye bu şekilde 20 tane saymıştık. Burada bakın bu harfi celler sayılıyor. Bunların her birinin manaları. Harf nedir? Ne fiilin özelliği var kendisine ne de ismin özelliği var. Bu şekilde onu da ayırmıştık. Geldik Babul Arab. Ondan sonra neye geçti kitabımız? İraba. Yani İrab nedir? Bize de irabı e, tanımlamaya başladı. İrab neydi? Biz İrab'ı nasıl tarif etmiştik? Ali Arabu huwa el i'rabu huve tagirul evâhir kelime el ihtilaf el avamil el aleyha lafzan ev evet lafzan ev takdiran lafzi veya takdiri olarak iki kayıt avamil dâhilete dahilete yani aleyha nereye gidiyor burada ha kelimeye 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 dahil olan kelimeye dahil olanların kelimeye dahil olanların farklılığından ötürü yani kelimeye bazen işte kâne dahil oluyor o farklı. İnne dahil oluyor o farklı. Onu ne yapıyor? Değiştiriyor. İşte bu kelimeye dahil olanların farklılığı sebebiyle bu kelimenin son halinin, son hallerinin değişmesine bir irap diyoruz. Kelimenin son harfi değişmiyor değil mi? Harfinin hal, halleri, ahvali değişiyor. O da harekeleri yani. Bu bazen lafzi olabiliyor, bazen takdiri olabiliyor. Şimdi o kısma gelecek. Hatta burada söyleyelim, belki bunu zikretmeyecek teşcirde lafzi takdiri zikredecek mi? yok zikretmiyor. Hangi durumda lafzi oluyordu? Lafzi neydi? Lafzi asl olandı değil mi? Asl olan lafziydi. Biz irabı, irabı ayırırken kaç çeşit irap yapıyorduk kendimiz? Değil mi? 3 çeşit irap demiştik. aslında iki çeşit de bir tanesi de e, yine eğer ki murab olsaydı şöyle olurdu tarzında yaptığımız irap. O yüzden bazıları 3 ayırıyor kolaylık olsun biz de öyle yapalım. Birincisi ne çeşit iraptır dedik bizim? El zahir. Zahir irap. Zahir irap neydi? Asıl olan irap. Yani harekenin kendisini göstermesi, değil mi? Harekenin kendisini göstermesi. Mesela diyoruz ki cae cae Aliyun diyoruz mesela. Cae Aliyun kelimesinde mesela şöyle yaptığımızda bakın ne oldu? Burada Aliyun da dammeyi gösterdi. Dammeyi gösterdiği için biz buna diyoruz ki nedir bu? İrab zahir İrab'tır. İkincisi nedir? Takdiri İrab. Takdiri. Takdiri İrab neydi? Takdiri İrab üç şekilde oluyordu değil mi? Takdiri İrab biz kaça ayırmıştık? Üçe ayırmıştık. Üç yerde takdiri irap yapıyorduk biz. Yani takdiri demek aslında harekenin kendisi ne yapıyor? Gözükmüyor biz onu takdir ediyoruz. Bu takdir ne derden kaynaklanıyor? Takdiri irapta. Bir, es sikal ve münasebetil bir hareketi. Aynen öyle. Bir sikal dedik. Ağırlık. İki ne dedik? Taazzur. Yani ta bir dile ağır geldiği için ortaya çıkmıyor. Dile ağır geldiği için biz onu ortaya ne yapıyoruz? Çıkarmıyoruz. Di ki taazzur ortaya çıkması imkansız. 3 de neydi? El münasebet demiştik. El münasebe. Peki hangi durumlarda es oluyordu? Fikal hangi durumlarda oluyordu? Bir, sonu... illet tarifinin üstündeyken oluyor. Sonu yüzden, vav vav veya ye buyur. ile biten fiillerde. Yani nakıs fiiller değil mi? Fi'lun nakısun, mahtumun bil vav vel ya. Vav veya ye ile biten fiiller. Peki isimler de neredeydi? İsmi? O da Elif'in meksura ile biten isimlerden miydi? İsmi mankus yani değil mi diyoruz biz onlara? Mankus isimler. Ha, ha. Ne gibi mesela? Ne gibi? İşte örnek Mus, verelim örneğin. Musa olur mu? Yok Musa ol mesela? Mesela diyelim ki El-Kadi. Bakın mu ha. El-Kadi. Değil mi? Vavyeye ile bitecek ya. El-Kadi ismi mankusa özel. İsim değil mi? İsmi mankusa has örnek. Fiili örnek verelim mesela. Ne olur? Yedu'u yed'u. Bakın ne oldu? İkisinin de ortak özelliği nedir? İkisinin de ortak özelliği. Biri vavla bitti. Biri bakın ye ile bitti. İşte kadi isimlerde bütün ismi menkuslar. Vav ve ye ile biten. E, fiillerde vav ile ye ile biten fiilin akıslar. Bunlar nedir? Bunlara biz ne diyoruz? Bunlar thikal ağırlığından ötürü bu şekilde irabı yapılanlar. Peki taazzur neden dolayı? Taazzura gelelim. Taazzurun özelliğine. Taazzur nerelerde oluyordu? Taazzur sonu elif sonu ne ile biter? Elif ile biter. Bu maksura ile. İster elifi mi? maksura ister elifi memdude fark etmez. Elif ile bitsin yeter. Mesela işte ne gibi daa fiili bakın neyle bitiyor? Ee, şey fiili daa fiili mesela daa bakın elifi maksura ile bitti. Veya da isim örnek verelim Musa Mu Sa Bakın ikisinin de ortak özelliğine ne ile bittiler onlar? Da'a fiili elifi memdude ile bitti. Bu da elifi Musa ismi de elifi maksure ile. Bu da taazzur. Çünkü elifin üzerinde hareket göz gözükemez değil mi? Mesela Musa nasıl diyeceğiz? Yapamayız. O yüzden bunların irabını nasıl yapıyoruz? Diyeceğiz ki bil fethatil mukadderati, bil dammetil mukadderati bil işte kesratil mukaddarati, bil sükunil mukaddarati diyeceğiz. Ondan sonra mena min et Taazzur. Mena'a min zuhuriha estikal, diğerinde. Şimdi geldik münasebe. Münasebet neydi oluyordu? Tek bir şey demiştik. O da ee, şey, ya ya aynen ya mütekellime izafe olursa değil mi? Ya iyi mütekellime izafe olduğunda. Ya iyi mütekellime izafe olduğunda mesela kalemi değil mi? Haza kalemi diyoruz mesela. Haza kalemi dediğimiz zaman şuraya yazalım. Haza kalemi. Normalde burada kalem kelimesinin merfu olması için ne lazım? Kalemu değil mi? Kalemu diye burada damme gelmesi lazım. Ama bakın kalemi mimine yapmış kesralamış. Ne, niye? Çünkü bu ya-i mütekellimle münasebetten ötürü. Kalemi çünkü ya-i mütekellim kendinden öncesini kesra isteyecek uygun olsun diye ye'ye doğru çekebilsin diye. Mesela damme olsaydı kalemu diye vavi gelseydi öyle isteyecekti kalemi münasebet sebebiyle. Peki bunu nasıl yapacağız kalemi? Hada kalemi. Kalemi burada haber değil mi? Haber merfuun bi dammetil mukaddereti veya alameti raf'ihi ad dammetu el mukadderatu fi ahirihi. Peki neden ortaya çıkmasını ne menetti? men etti? Mena'a min zuhuriha el münasebe. Değil mi? Mena'a min zuhuri eştigalul Mahal burada işgal edildi. Yani mahal kesra tarafından işgal edildi. Mena min zuhur iştigalül mahalli neden dolayı bir hareketil münasebe yay mütekellimle olan münasebetten ötürü. Evet. En sonunda da biz ne diyorduk? İrab bakın ta şey takdiri e zahiri takdiri az zahiri takdiri bir de ne demiştik? En son e şey mahalli değil mi? Mahalli irab. Mahalli dediğimiz aslında bunlar bir irab değil. Biz diyoruz ki eğer bu kelime muğraf olsaydı yani e, irap yapılabilecek bir kelime olsaydı neler bunlar? Bir, iki yerde var sadece değil mi? E, mahalli irap nerede yapıyoruz? Mahallen merfu, mahallen meczum diyoruz ya. Bir, mebni isimlerde. Başka? Bir, mebnilerde. iki Cümlede mebni mi isim veya fiillerde. iki de cümlelerde. Aynı. Sadece bunlarda Hı. olur. Cümlelerin irabında ve mebnilerin mebnilerin irabında olur. Fiil olsun, isim olsun. Demek ki toparlarsak baştan. Bakın biz irabımız zahir irab var. Takdiri irabımız var. Bir de mahalli irabımız var. Zahir irabımız e, nerede geliyor? E, tak, zahir irabımız aslı olan. Bütün kelimelerde aslı olan. Takdirinin dışında kalan, mahallinin dışında kalan aslı olan budur. Zaten kelimelerin çoğu da zahiri olarak iraplanır. Yüzde 70 80 ne olur? 80'i daha fazlası zahiri irapla gelir. Başka takdiri vardı. Takdiri 3 şekilde dedik. Birincisi burada fikalden dolayı, taazzurdan dolayı, bir de münasebetten dolayı irap takdiren verilir. Yani zahiren gözükmez irap. Bunları da söyledik ve son olarak mahallen irabı söyledik. Bu şekilde ne olur? Bu şekilde irabı kısaca özetlemiş olduk. Takdiren ve lafzen irap çeşitleri. Şimdi geldik bunun aksamı. Kaça ayrılır? Merfu, ref nasb, haft ve cezm olarak. Haft, cer diyebilirsiniz. Aynı mana. İşte kufi yunbir de kullanıyor, Baskı yunbir de kullanıyor. Evet, ref hali, merfu hali, mansub hali, işte mahfud hali kelimenin işte veya da meczum hali. Kelimenin kendisine söylüyorsak meczum, merfu, mansub, mecrur olarak söylüyoruz. Ama meczum ama e, irabın kendisi olarak söylüyorsak ref, irab reftir. Nasptır, hafttır veya cezmdir şeklinde söylüyoruz. Evet. Şimdi geldik. Marifetu alamati. İrabın alametlerini bilme. Ref hali. Ref hali kaç yerdedir? Dört yerde. Ref hali. Değil mi? Dört tane ref halimiz var bizim. Neler? Bir asıl olan damme. Naspta asıl olan fetha. Haf'ta asıl olan kesra. Cezim'de asıl olan sükü. Bunlar asıldır. Diğerleri de ona niyabet edenler. Bazen vav niyabet eder. Vav nerelerde niyabet eder? Mesela Cem-i Müzekker salimse değil mi? Başka esmaul hamse ise mesela. Bu durumlarda ne yapar? Vav niyabet evet. eder. Mesela ca'e müderrisune deriz. Veya ca'e ebuhu deriz. Bakın vav niyabet eder. Bazen elif niyabet eder. Elif nerede niyabet eder merfuya? Müsennalarda, Müsennalarda. Müsennalarda. Müsennalarda tesciye yapar. E, nun nerede niyabet eder? Efalu. Efali hamse değil mi? Nun'un subutu, nun'un subutu merfuluk alametidir. Aynı şekilde burada da dört tane şey. Elif niyabet eder, kesra niyabet eder, ya niyabet eder ve nun'un hasfı yine niyabet eder. Evet, yukarıda yine aynı benzer. Mesela işte elifin, elif nerede niyabet eder fethaya? Esvaul hamse Kesra nerede niyabet eder? Kesra yine Fethaya şey e, Fethaya nerede kesra niyabet eder? Cem müennes salimde değil mi? Nerede ya niyabet Aynen. eder? Müsennalarda. Müsennalarda ya. Nerede hazfunun niyabet eder? Yine nerededir? O da efalu Efa, Efa, hamsede. Cemi. Şimdi geldik haf durumuna. Haf nedir? Bakın kesra ona da iki şey ya ve fetha niyabet ediyor. Ya nerede niyabet ediyor biliyoruz. Cem müzekker salimlerde yine aynı şekilde ya yukarıda yine cem müzekker salim de vardı. Sadece müsenna değil. Müsenna yine müsenna da niyabet edebilir. Bir de örnek kabilinden bir ikisini zikrediyor sadece. Fetha nerede niyabet ediyordu? Kesraya. Eee gayrımusarif. Aynen. Gayrımusariflerde fetha da niyabet ediyor. Cezm alameti bakın cezm alameti nedir? Sükun ve nedir? Sükun ve haz şeklinde geliyor. Ya sükün buna bir de haz şey yapar. E, niyabet eder. Asıl olan sükündür. Sakin olması. Haz nerede niyabet ediyor? Efeali hamsede. Efeali hamsede. Başka? Ve illetli fiillerde. İlletli illet fiillerde değil mi? İllet -ı. -ı. Bunlar bakın hep bunun alametleri. Kısaca bu alametleri gördük. Uzun uzun e, bu alametler konusunu ne yaptık? ele aldık. Şimdi zaten bu saydığımız alametleri sayıyor. Biz bunları hepsini tekrar ettik şimdi. Evet ondan sonra burada mu'rabatı ikiye ayırdı. Hareke ile iraplananlar ve ne ile iraplananlar? Harflerle iraplananlar diye şöyle geridekileri farklı bir açıdan taksim etti. Neyleri biz hareke ile iraplıyoruz? Neyleri biz ne yapıyoruz? Harflerle iraplıyoruz. Aynı da ne yaptı? Bunlarla alakalı dörder tane bilgi saydı bize. Dört tane birinden saydı. Dört tane de diğerinden saydı. Kısaca sayarsak müfred isimleri. Cemi teksirler, cemi teksirler, cemi müennes salimler. İşte fi'lul mudari lezi lem, yus, yattasil bi şey'un. Sonuna bir şey bitişmemiş olan fiil-i muzariler. Bunlar neyle? Harekelerle iraplanır. Ama tesniyeler, cemiler, cemi müzekker salimler, esma'ül hamseler, ef'alül hamseler bunlar da neyle iraplanır? Bunlar da harflerle iraplanır. Bu şekilde bunu toparladı. Evet. Sonra fiillere geçti. Fiillerin irabı. İsimlere geçmeden önce ne yaptı bize? Önce fiilleri anlattı. Fiillerde asıl olan neydi? İrab mıydı? Bina mıydı? Binaydı hocam. Çünkü Fiillerde asıl mazi olan ve bina. emir e, mebniydi. Evet. Mazi ve emir mebni olduğu için burada sadece bizim muraf olan neyimiz var? Muzarimiz. Ha, özür dilerim. Yanlış Muzari. yaptık. Bu ikisi Mebni. Ama sadece muzari neydi? Sadece muzari'nin kendisi eee muraptı. Dolayısıyla önce bunların ne, emir ve eee neyini gördük? Ne üzerine mebni olduğunu. Emir ne üzerine mebniydi? Emir şey, maziyi kaç şey üzerine mebniydi? Mazide iki görüş vardı biliyorsunuz. Bir tanesi bizim kitabımızda ele alınan görüş, azınlığın görüşüydü ama tahkike daha yakın bizim... demiştik. Bir de cumhurun görüşü vardı. Cumhurunki daha kolaydı. Neydi cumhurun görüşüne göre? Şuhurun görüşü hocam müfret e, e, ve tesniyelerde şeydir. E, feta üzere mebliidir Cemi müzekkeri salim de damme üzere mebliidir Kalanlarında da sükun üzere mebnidir. Cemi müzekker salim değil o isimlerde cem zukurda. Aynen. Cem zukur'da şey üzerine mebliidir Ha, özür dilerim. Cem şey üzerine mebnidir. E, damme üzerine. Eğer ki ona merfuz zamir bitişiyorsa o zaman da sükun üzerine mebnidir. Bu kolayydı. Bizim kitabımızdaki sistem nasıldı? Bizim kitabımızda bunların irabının ne diyordu? E daima daima nedir? Daima fetalıdır, mahallen de diğerlerini alır. Mahallen derken Mahallen değil, deneydi. üzerine üzere. Fetha ya zahir fetha üzerine mebniydir, değil mi? İkiye ayırmıştı. Ya zahir fetha üzerine mebniydir ama fetadır daima. Bu fetha Kesinlikle evet. fethadır. Tamam. Ya zahir olur demişti asıl olan değil mi? Mesela nerede zahir oluyor? Görüyoruz değil mi? Nerede zahir oluyor? Cemal Cukur'da zahir oluyor. Şey e, fetha mı? Müfret ve tesniyede zahir oluyor hocam. Evet değil mi? Müfret ve mesela tesniye diyoruz ki e, zahir. İşte diyoruz ki mesela cae. -eh. Bakın cae -eh ne yaptı? Fetha olarak gösterdi. İşte diyoruz ki derasa bakın fetha olarak gösterdi. Asıl olan buydu. Ya da diyor ki yine fethadır ama mukadderdir. Yine fethadır ama ne olur mukadder fetha üzerine olur. Ama yine de fethadır. Fetha değişmez. Yani o yine fethayken onu bir şeyler ne yapar? Fethalıktan alıkoyar. Peki bu mukadderlik kaç yerde geliyordu? Üç yerde. Ya taazzur sebebiyle. Eğer sonu elifle bitiyorsa. Ne gibi mesela? İşte daa fiilleri gibi. Da'a gibi, işte sa'a gibi, sa'a fiili, bakın da'a, sa'a, bir neydi? Ta'azzur sebebiyleydi. İki neden dolayıydı? Yine münasebet sebebiyle demiştik. Peki bu münasebet sebebiyle nereden geliyordu mesela? İşte ne diyorduk? Celesu. Bakın celesu, burada ne oldu harekesi? Dam mı oldu? Aslında bu celese, celese celese olması lazım. Ama niye böyle oldu? Buradaki vavla münasebetinden ötürü. Vavla münasebetinden ötürü. Yoksa burada bir fetha mukaddere var. Fetha mukaddere. İrabını nasıl yapıyordu burada? Fi'lun madin mebni'un ala fethin mukadderin. Fi ahirihi mena'a min zuhurihi. Ne oldu? Mena'a min zuhur iştigalul mahal. Mahallin iştigali bundan ortaya çıkmasından men etti. Neden? bi hareketil münasebe münasebet yani burada vavul cemaa ile olan münasebetten ötürü bu şekilde irabını yapmıştı. Son olarak üçüncü kısımda ne yapmıştı bize? Ee, son mukadder olarak irabı o da ona nazir zamir bitiştiğinde. O da neden dolayıydı? Nerede geliyordu o da? Eğer ki ona müteharrik bir zamir bitişirse. Mesela ne gibi? Diyoruz ki mesela nasarna. Nasarna. Burada da diyor ki bize yine burada fethadır. Bak burada sükun gibi duruyor ama aslında fetha mukaddara. Peki niye fetha mukkaddara na olması lazım diyor? Peki niye olmadı? Burada da irabını nasıl yapıyor? Diyor ki orada bu da nasarna burada nedir? Yine irabı işte fi'lun madin mebdiun ala fethin mukadderin ala fi akhirih diyor. Fi sonra mena' min zuhuriha. Ney onu menetti? Mena' min zuhur mena' min zuhur istigalu'l mahalli. Biz sükun. Değil mi? Biz sükun. Ama nasıl sükun bu? Biz sükun ile arid. Arizi bir sükun. Neden dolayı? Lidef'i lidef keraheti tevali erba'a müteharrikat. Dört tane harf Arapçada böyle sesli bir, harekeli bir şekilde yan yana gelmesi kerih görüldüğü için biri sakin kılınacaktı. Ne kılındı burada? Ona zamire en yakın değil. Yani nasar na şeklinde geldiği. Bu da yine mukadder olarak göstermişti. Bu da diğer görüştü. Bu da diğer görüş ama biz Cumhur'un görüşünü yapabiliriz. Bunu da bilmiş olalım. Üç tane şey söyle. Peki emir ne üzerine mebniydi? Emir için bir kuralımız vardı. Neydi o? El emru El emru yubna ma yüczemu fiilil mudari'u. Aynen. El emru yubna ala ma yüczem bihil mudari'u. Değil mi? Emir nedir? Ne üzerine bina edilir? Muzari fiil ne üzerine ne üzerine cezmediliyorsa ne üzerine cezm oluyorsa emir de o şey üzerine mebni olur. Eğer muzari sükun üzerine meczumsa emir de o şey üzerine mebnidir. Mesela diyoruz ki işte uktub uktub. Eğer bu kelime uktub kelimesi nasıl bir kelime? Şey hiçbir illet darf yok değil mi? İllet darf olmayan bir kelime ve Müfred bir kelime. Lem yektub diye gelseydi. Burada lem yektub ne üzerine meczum yektub? Fi'lu mudari'un um meczumun ne? Bir sükun. Sükun üzerine meczumdur. O zaman bu da emir de burada uktub derken onun üzerine cezimlidir. Uktub yani mebniyun ale sükun diyeceğiz. Sükun üzerine nedir? Cezim üzerine. Sükun üzerine nedir? Mebnidir. Aynı şekilde geliyoruz uktub. Mesela diyelim ki lem fiil-i muzari'yi getiriyoruz. Lem ye'ti veya da lem ne diyelim ee, işte lem lem yes'a mesela lem yes'a lem yes'a lem yes'a da ne olacak burada son harfimiz ne oluyor burada hazf oluyor değil mi değil lem de. yes'a şeklinde evet. neden ne üzerine meczumdur bu meczumun bir hazfi harfi ile ille illet harfin hazfi üzerine meczumdur lem yes'a o zaman biz bunu emir olarak yapsaydık. Mesela deseydik ki buna işte emir olarak is'a. İs'a diye söyleseydik. Ne olurdu bu emri? mebniyun ala Ne üzerine mebniydir? Harfi <laughs> illetli. harfil Demek ki fiil <laughs> muzari ne üzerine cezm olunuyorsa o şey üzerine nedir? mebnidir emirde. O bu sözün anlamı bu. El emru yubna ala ma yucren bihil Evet şimdi geldik mudari fiile. Muzari fiil, muğraptı. Sadece iki yerde mebliydi. Nerelerde onlar? İki yer hariç muğraptı. Neredeydi iki yer? Bir. Nunu nisbe ve şey e, müvekket e, nunu. Tekit Eğer ona bir nunun nisbe gelirse. Nunun nisbe. Nunun nisbe fiillerde ne var? İşte mesela yansur ne, yektub ne, tektub ne, tensur ne gibi. Nun'un nisbe. Nun'un nisbe gelirse. İkincisi bir de nun'u tekiit, Müşeddede veya takile. Nun'u tekidil mübaşir. Değil mi? Gelirse yine aynı şekilde ne oluyordu nun'u tekid? Yine o yektubenne, tektubenne gibi yine mebni oluyor. Bunun dışındaki hallerinde nedir? Muraptır. Peki murap olduğunda, murap olduğunda nasıl harekeler alıyor? Bir, ya buna nasbeden edatlar geliyor başına. Nasbeden edatlar ya da cezmeden edatlar geliyor veya bir şey gelmiyor. Nasbeden ve cezmeden edatlar gelmediğinde ne olur? Merfu olur. Nasbeden ve cezmeden edatlar geldiğinde ne olur? Nasbeden ve cezmeden edatlar. O da nasbeden edatlar gelirse onu nasbeder, mansup yapar fiili. Cezmeden edatlar gelirse fiili ne yapar? Meczum kılar. Biz ne demiştik? 10 tane nasbeden edatımız var bizim. Bunların dört tanesi enlen, key izen kendileri ne yapan kendileri ee, cezmeden kendi başlarına. Diğer altı tanesi de ne yapan gizli bir gizli bir ne ile cezmedenler gizli bir en ile cezmedenler. Bu gizli bir en ile cezmedenler de kendi arasında ikiye ayrılıyordu. Birincisi cevazen la mutta'lil diyor cevazen gizli bir en ile şey yapanlar cezmedenler. Diğer bu beş tanesi de neydi? Bunlar da vücuben. Yani burada eni gösteremezsin. Eni göstermen yasak. Eni getiremezsin. Değil mi? Eni getiremeyiz. Bunların kendi şartları vardı. Şimdi oralara girersek uzayacak. Onlara yine bakarsınız. Bunların her birinin şartları var cezmedebilmesi için. Evet. cezme şey nasip edebilmesi için. Geldik nasip eden edatlara. Nasip edatlar nelerdi? Bir, bir fiili muzariyi cezmeden edatlar. Şey nasf diyorum ya. Cezmeden edatlar nelerdi? Bunlar da toplamda bize ne dedi? İşte kitabımızda Semani Aşara 18 olarak alındı. 1 bir, bir fiili muzariyi cezmeden edatlar. Bakın bir fiili muzariyi cezmeden edatlar. Neler de onlar bir fiili muzariyi cezmeden edatlar? Şiirimiz neydi? <türü> Li bila ve la min taliban da' cezma Bila ve la min taliban da' cezma Taliban da' cezma <türü> Fil fi'le <türü> hakeza <türü> bilen bilen <laughs> ve lemme Cemii? sonra geldik iki fiili muzariyi cezmeden edatlar bunlar nelerdi şart edatları şiirimiz neydi vecizim vecizim bi'in ve ma Vemen. E, ve men ve ma ve mehme e, ey meta eyyün meta Ey meta yine izma ey meta eyyane evet. eyne izma izma Hayır, evet. e, hayır, أنا وحرف اذما كإن كأن وباء كئن كإن كانه دييل o وباقي الادوات اسماء يعني وحيثما ان وحرف اذما كإن وباقي الادوات اسماء يعني وجزم بان ومن ومن وما ومهما اي ايان اين اذما وحيثما أَنَّا وحرف اذما كإن وباقي الادوات اسماء دي Bu cezmede ne datları bu şekilde ne yapmıştık biz? Çıkarmıştık. Sonra geldik işte bizim kendi konumuz. Artık fiiller de bitti. İrab ve Mebni vesaire anlattı. Sonra fiillerin irabını Mebni durumunu anlattı. Geçti isimlere. İsimleri üçe ayırdı İrab ve Mebni hususunda. Bir, ne dedi? Merfular. Merfular. Sonraki bölümde ne gelecek? Mansuplar. Mansup olan isimler. Sonraki bölümde mecrur olan isimler diye yapacak. Şu anda merfuatta. Merfuat kaç tane dedi? Yedi tane. Bu yedi taneden bir fail. Bunu gördük. İki, el fi'lü el mef'ulü lezi lem yüsemme fa'iluhu. Yani naib fail dedik. Bunu aldık. Geçen derslerimizde müfteda ve haber konularını gördük. Bugün ne yapacağız? Artık nevasıha geçeceğiz. Ne demek nevasıh? Biz bunları kısaca nevasık diyoruz. Yani aslen isim cümlesi olduğu halde bu isim cümlelerinin başına gelip onların e, görevlerini değiştiren, o yüzden nasık, neseden yani, hükümlerini neseden. Normalde müfteda merfu, haber merfu. Ama bunlar başına gelip onu neskediyor ediyor, diyoruz. Yani mesela kâne geliyor, ne yapıyor? ismini nasb ediyor, ismini ref ediyor, haberini ne yapıyor? Nasb ediyor, bak. Ama isim cümlesinin başına geliyor. O yüzden bunlara nevasıhul esma diyoruz. Yani isimlerin başına geliyor, isim cümlelerinin başına geliyor ama onların hükmünü değiştiriyor. İnne mesela tam tersini yapıyor. İnne ismini nasb ediyor, haberini ref ediyor. Sonra işte zanne ve ahavatuna geleceğiz. Yine işte e, işte ma la la ona ilhak olanlar la un cins işte veya da efalül mukarebe değil mi? Bunlar aslında hep bunlara mülhak olanlar. Bunların hepsinin özelliği isim cümlesinin başına gelmesi. En sonunda da ne göreceğiz biz? Tavabi dediğimiz. Tavabi. I. Yani tabi olanlar. En sonunda tabi olanları göreceğiz. Ne tabi olanlar nelerdi? Dört tane. Tavabimizi kim sayacak? yetba'u yetba'u yetba, yetba fil i'rabi yetba'u fil i'rabi al-asma'il e, e, na'tun ve tevkidun ve atfun ve bedel ve bedel cemil bu dört tanesi bizim tevabimizdi evet şimdi burada e, kısaca bölümü özetlemiş olduk e, şimdi Allah izin verirse bir dahaki dersimizde bir özet yaptıktan sonra Babul Avamili Dahile Teala Mübteda ve Haber konusuna gireceğiz. Böylece bir bütünlük sağlamış olduk. Burada bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru en ilhamdulillahi rabbil alamin.